Mumbarlara bakalım. Mumbarları bir görelim. Abi bu kırmızı renk nereden geliyor? Bu sarça, kendi sarçamız. Bunları biz kendimiz imal ediyoruz. Bütün imalatlar zaten bizim kendimize ait. Allah süper. Yalnız var ya, mumbarlar bembeyaz, tertemiz. Tabii. Bunlar hep emekle yapılan şeyler ki. Siz yani dışarıdan şuradan mumbar almıyorsunuz. Hala kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bunda kendi imalatımız zaten. Yani hep kendi aile olarak çalışıyor. Efendim selamlar sevgiler. Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Mersineli Tarsus ilçesindeyiz. Akşam saatlerinde gece olunca, acıkınca ne yenir? Şimdi onun cevabını göstereceğiz. Arkamda gördüğünüz yer Koko Dayı'nın yeri. Şimdi öncelikle Koko Dayı ne demek? Biraz sonra siz de ben de onu öğreneceğiz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İşin başındaki usta tabladan işte bu lokantaya kadar gelen bir usta. Şimdi saygı ve sevgiyle önünde eğilip videoya başlıyoruz. Şimdi arkaya yaslanma vakti, videonun keyfini çıkartma vakti. Videoya hazırsanız başlıyoruz. Koko Dayı iyi akşamlar, kolay gelsin. Hoş geldin abim. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, iyiyiz abi, teşekkür ederim. Şimdi şırdanları servise gönderiyorsunuz. Evet. Burada 3 tane kazan var. Evet. Şunun zaten bir rengi, bir kokulayışı var ki işte açıyor. Sen şırdanların burada etlerini kendin mi? Kendim çekeyim, bir de bizim burada doğranmış istiyorlar. Tüm isteyen az yani. Öyle mi? Evet. Doğranmış şırdan gidecek. Evet. Ben hayatımda ilk defa göreceğim, şöyle bir bakalım. Şırdanları böyle kesiyorsun. Yani. Evet. Bunları doğruyoruz, yani millet rahat yesin diye. Normalde Adana'da şırdan tüm yeri. Burada tümü var, isteyen var da az yani tüm olarak. Koko Dayı, bu isim nereden geliyor abi? Koko ne demek? Koko Dayı. Koko Dayı uzun bir hikayedir aslında. Ama ben yine de size onu izah edeyim. Bir mühendis arkadaşım vardı zamanında, 84 yıllarında. O dedi işte Koko dedim ya, ben ismim Kasım dedim ama olmadı bir türlü. Kasım soyadın ne abi? Kaya. Kasım Kaya. Oradan Koko mu geliyor? Koko işte Koko kaldı. O dedi bu artık oradan bu taraf ismimiz Koko Dayı kaldı artık. Abi çok güzel olmuş. Evet. Şimdi şöyle. Şu mumbarlara bakalım. Mumbarları bir görelim. Abi bu kırmızı renk nereden geliyor? Bu sarça, kendi sarçamız. Bunları biz kendimiz imal ediyoruz. Bütün imalatlar zaten bizim kendimize ait. Allah süper. Yalnız var ya, mumbarlar bembeyaz, tertemiz. Tabii. Bunlar hep emekle yapılan şeyler ki. Siz yani dışarıdan şırdan mumbar almıyorsunuz. Hala kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bunda kendi imalatımız zaten. Yani hep kendi aile olarak çalışıyoruz. Burada sabaha kadar bu tencereler, kazanlar kaynıyor. Tabii. Abi şırdan gördük zaten nasıl servisini. Bir de mumbar görelim. Servisini görelim. Evet. Bir mumbar nasıl servis ediliyor Tarsus'ta bir görelim. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. Bir porsiyonunu göreceğiz. Evet. Şimdi ben buna eğer baharat istiyorsam sade deneyeceğim. Evet, mesela suyundan şu şey, bu sade. Şimdi suyu içiliyor mu bunun? Tabii, biraz olur mu suyu? Temiz diyorsun. Suyu tabii kendi sarçamız, baharatlarımız. O zaman suyundan da alabilir miyim ben? Yok, suyu göstereceğim yine. Şu şekil. Suyundan da koyuyoruz. Bunu böyle ayartırıyoruz. Ben bunu suyundan da içeceğim. Evet. Üzerine bir miktar pul biberle kimyon istiyorum. Evet. Şimdi biz Adana'dan geldik. Sadeyi yiyemem ben. Afiyet olsun. Mutlaka biraz pul biber atacağız. Biraz pul biber atalım. Şöyle yapıyoruz hocam. Şu şekil. Şimdi şırdanlar, kuzu şırdan. Evet. Dana şırdan kullanılıyor. Bizde dükkanda dana girmez. Dana şırdan da var biliyorsunuz. Bizde dalakla da olsa dana girmiyor. Yani bizim burada kokoreçte dana yok. Hep kuzu. Abi dalak dedim ya, bir de dalak dolması var. Biz onu da göstereceğiz. Dalak dolmasını göstereceğim tabii ki. Bir o tarafa doğru geçelim. Ha geldi bak. Tavadan göstereyim biraz daha beraber. Şurada. Evet. Abi nedir bu olay? Bu bizim dede mesleğimiz yani. Dededen gelme. Tabii. Sen bunda bile dana olmaz, kuzu dalak. Kuzu. Bunlar koyun. Yani kuzu orta. Pirinç mi var? Bunlar kıymalı. Baharatlı bu şekilde. Ne var içinde? Kıyma var. Kıyma var bunda, evet. Sarımsak? Tabii. Baharat olarak ne koydun? Baharat, karabiber. Karabiber? Evet. Kimyon. Acı pul biber. Acı pul biber üzerine atıyoruz. Biz o zaman bir tane atalım masada. Tabii. Onu istek üzerine o şekilde yapıyoruz. Aklına gelmez ya dalak dolması. Yani nereden aklına geldi işte, ama söylediniz zaten. Bizden başka yapan yok bunu yani. Tarsus'ta teksin. Tabii. Vallahi efsanesin abi. Tabii abi, çok şükür. Şimdi çok o tarafa şükür. Tekrar geçelim. Evet. Buradan kazanların yanına. Koko Dayı. Burada bir tane de ben şırdanın servisini gösterelim. Sen orada zaten bir tane parçaladın. He, bir tane tüm çıkartalım. Ama mümkün olduğunca küçük olsun. Küçük olsun. Ya şu güzel yok. Bu da güzel, evet, değişmez. Geldi şırdanımız. Hı. Ben böyle tüm istiyorum. Bir tane yeterli. Bir tane yeterli bana. Pimeni çekiyorsun. Tabii. El bombasını. Pimeni çekeceğiz ki millet rahat yesin. Evet. Pimeni çektik. Şu şeyi yaptım. Buna da biraz pul ben ekleyelim. Tabii. Şimdi müşterinin isteğine bakar. İşte müşteri ne istiyorsa onu yapmak zorunda. Çok güzel. Müşteri nasıl istiyorsa o şekil. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Abi bir de şimdi bir çeyrek kokoreç yapalım. Evet. Sizde kokoreç de var. Şöyle gösterin. Dana kokoreç mi bu? Kuzu kokoreç mi? Kuzu. Bizde kuzu. Sen buraya bu dükkana danayı sokmuyorsun. Abi bizde süt kuzu. Süt kuzu. Yani şu şekil mesela görebiliriz de. Abi olaya bakar mısınız ya? Yani olay bu. Şöyle gösterelim. Evet. Evet abi, ne yapıyoruz bunu? Nasıl yapıyoruz? Bunu bu şekilde alıyoruz. Tamam. Yani genelde işte çalışıyoruz da tamam. Bu şekilde bazen çıkartıyoruz rahat çalışmak için. Tamam. Yoğun olduğunu kavuşmuyor. Bu şekilde yapıyoruz. Doğruyoruz. Halkayı çıkarttık. Evet. Doğramaya başlıyoruz. Tekrar ızgaraya atıyoruz gerekirse. Çok pişkin isterse o şekilde yapacağız. Ben az pişkin istiyorum. Tabii. Olabilir. Onu ayarlama yapıyorum. Tamam. O şekilde. İzmir usulü. Yani böyle iri kıyım diyorlar. İri kıyım, evet. İstanbul işi değil. Evet. Şimdi zaten eskiden biz öyle yapardık. Şimdi ince kıyım yapıyoruz, değişik yapıyoruz. Yani müşteri nasıl isterse. İçine domates giren var. İsteyen olursa. Sen herkesin istediğini ben şu an sade çalışıyorum. Tamam. Domates yanında veriyorum. İsterse içine bırakabiliyoruz yani bunlara bir şekilde yani müşteriye nasıl isterse öyle olabiliyor. Tamam. Bir çeyrek görelim abi o zaman servisine. Şimdi bunun içerisinde çöz, uykuluk tabii ki. Uykuluk olmaz da. Uykuluksuz kokoreç olmaz. Abi saat kaçta başlar servis, kaçta biter? Abi saat gündüz işte 2 gibi falan başlanıyor. 1.30-2 gibi. Gece 3.30-4'ü buluyor. Sabah 4'e kadar kalıyor. Aşağı yukarı evet. Maşallah. Abi Tarsus'ta neredeyiz? Burayı bilmeyenler var. Burası Tarsus Şelale civarı. Evet. Navigasyonda çıkıyor mu burası? Yani Koko Dayı yazarlarsa Google'a gelir mi? Tabii ki. Böyle baba oğul arada birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Maşallah. Biz aile olarak çalışıyoruz. Aile çalışıyor komple tabii. Allah hayırlı işler versin diyelim. Evet, sağ ol abi. Şimdi abi en çok da şurada var ya kaynayan dalak dolmasını da çok merak ediyorum. Dalak dolmasının faydaları çok var. Ne var? Bağırsaklar çalıştırır. Öyle mi? Tabii. Beyni dahi yıkar. Kan verir. Yani çok faydalı. Kan verdiğini biliyordun. Tabii. Ama diğer faydalarına sanki. Sonra bizim bu dalak bak hocam şöyle göstereyim size. Bir daha göstereyim ki. Şimdi bunu suyu bile abi. Evet, tabii. Bunun kan olmuş. Evet. Bak şimdi mesela bu dalakta kan yok. Bak, evet. Kan göremez. Çünkü peki bu odun fırında pişiyor. Tabii bu tüpte pişmez. Normal şeylerde pişmez. Tüpte falan olmaz. Olmaz kesinlikle. Mutlaka odun fırını istiyor. Mutlaka. Ki o içi tam kapacak. Kıyması eriyecek, içinde yumuşak. Bak mesela pamuk gibi. Yani yumuşak. Sen bunu zaten kendi yiyecek gibi temizlemişsin. Ben zaten bunları işimi hepsini aynı yapıyorum. Yani çocuklarıma yapıyor gibi. Evet. Yani ben öyle bir çocuğuna yedirecek. Tabii. Benim işlerim illa da hep aynı. Kaç yıldır abi buradasın? 47. Burası dükkan olarak 12 yıl da benim 47 yıl. 47 yıl. Tabii. 73 İstanbul'dan beri. İnşallah 57 67'ler olsun. Vallahi hayırlısı. Kısmet olursa yaşayacağız. İnşallah. Kokoreç ne alemde? Kardeşim hazır mı o? Onu bir çeyrek ekmeğin arasına koyalım. Sonra ben artık masaya geçeceğim. Şöyle iri kıyım istemiştim. Evet. Şöyle İzmir işi. Canınızı vuracağım. Şöyle içine doldurduk. Bir çeyrek bu. Kimi attık? Kekik attık. Kekik. Tuz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Koko Dayı artık ben geçiyorum tadıma. Tekrardan elinizi kolayınıza sağlık. Masada görüşürüz. Afiyet olsun. Efendim şimdi geldik en güzel zamana. Girişten demiştim ya, önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum demiştim. Ustam hemen yanımda. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Koko Dayı sen ta tablalardan evet, böyle bir lokantaya, restoranta kadar gelen adamsın. Çok şükür. Abi emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Sağ ol. Bize böyle esnaflar lazım. Ben tadına bakmadan söylüyorum. Koko Dayı zaten Tarsus'ta efsane bir adam. Gibi, hani yani yıllardır bu işin içindeyiz. Yani biz burada zaten yine tadına bakacağız ama onun bu emeğinin, bu yüreğinin karşısında kötü bir yorum yapma şansınız yok. Yok. Tadına bakıyorum. Şöyle öncelikle kokoreçten başlıyorum. Dış kısmı. Bir tane de bana ver ya. Gayet çıtır çıtır. Abi birlikte yiyeceğiz. Evet, yok. Sen vereceksin. Abi o zaman şöyle yapıyorum. Eyvallah abi. Şöyle veriyorum sana da. Söylemek istediğim bir şey var. Ben kokoreçin o dış kısmı sert, içi yumuşak kaldığı zaman inanılmaz seviyorum. Bu da tam benim istediğim gibi oldu. Şimdi müsaadenizle ben mumbarada geçiyorum. Şöyle mumbara bir bakın. Bembeyaz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Tertemiz demek. Tabii. Abi nasıl temizleniyor bu? Yani bu kadar ince, bu kadar detay, işçilik. Bunu her türlü terbiyesini yapıyorum ben. Hep şekilde. Her türlü terbiyesini yapıyorsun. Tabii. Bunu böyle limonlu sularla falan yıkayanlar var. Limonu evlerde fazla kullanmıyoruz. Yalan olmaz. Neyle yıkıyorsun peki? Ya normal sıcak suyla yıkıyoruz. Bir de sirkeli suyla yıkıyoruz. Bak söyle. Tabii. Sirkeli su, eğer evde yapacaklar varsa tabii. Kullansınlar. Sirkeli su kullansınlar. Abi sen de al mumbardan. Hı. Yalnız var ya, mumbarın içi yumuşacık, pirinç var ya, yok gibi yani, o kadar şey abi, hafif. Elinden nasıl da, helal afiyet olsun. Teşekkür ederim usta. Valla harika. Hocam ben de çekeyim mi? Koko Dayı, eline koluna sağlık. Şimdi sıra geldi şırdanla. Evet. Şırdanı burada sade yiyorlar. Bir de parçalatıyorlar. Ben gerçekten hayret ettim. Aramızda 40 kilometre, 50 kilometre var ama çok değişik bir servisle şırdan yiyorlar. Şaşırdım. Tarz öyle istiyor genelde. Tarz öyle istiyor. Yani tüm yerler de var. Sen de tabii millet nasıl isterse öyle yapıyorum diyorsun. Tabii. Evet. Şöyle şırdanı gösterelim. Tabii şırdanı yeme şekli kaçınılmaz gerçek. Buradan başlıyoruz şuradan. Bunun pirinci biraz daha hissediliyor. Daha böyle dişe geliyor. Evet. Ama siz Koko Dayı derseniz ki benimki daha pişkin olsun, o tencerenin içinde adam bulur, size verir. Birisi yumuşak, hiç değişmiyor. Yumuşak değil mi? Yumuşak ve yapraklı abi. Tabii. Şöyle yapraklarını da göstereyim. Hep biz videolarda konuşuyoruz, yaprak ne demek? Bakın şunların hepsi yaprak, ben göstermek istiyorum. Tabii, yaprak olması gerekiyor. Yaprak olması gerekiyor, doğru mu abi? Şimdi müsaadenizle biz ne yapıyoruz? Dalak dolmasına geçiyoruz. Şimdi dalak zamanı. Abi kimsenin aklına gelmeyen şeyi yapmışsın, dalak doldurmuşsun. Evet. Şimdi bir de bunun tadına bakacağım. Abi çok süper, dalağımız gerçekten çok süper. Abi şimdi dolma deyince milletin aklına pirinç geliyor. Ben de orada sana pirinç dedim ama sen kıyma var dedin, baharat var dedin, sarımsak var dedin. Yani var ya, kuyruk yağı oranı biraz fazla olur bunda, onu tadını vermez. Kuyruk yağı kullanıyorsun. Tabii. Abi efsanesin ya, şöyle kestik. Şuradan şöyle şu parçayı alıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Yalnız var ya, kestikçe sarımsak kokusu aldı abi her tarafı. Evet, alır abi, sarımsak olmazsa olmaz zaten. Bunun tadını. Valla efsane bir şey olmuş. Hayatımda ilk defa yiyorum. Abi çok iyi ya. Böyle kanlı bir şeyle karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz. Burada kan yok, kan göremezsin. Kan kokusu da yok, kan tadı da yok. Yok kesinlikle. Abi şöyle, bak şuradan, şuraya dalıyorum bak. İçi yani bunu yapması kolay gibi ama gözükür mü? Kolay değil. İçi kıyma dolu. Bir yeşillikler kullanmışsın abi. Şöyle göstereyim. Maydanoz mu var sadece? Maydanoz, kırmızı biber. Maydanoz, kırmızı biber, sarımsak, bol kıyma. Tabii. Zaten dışı da dalak. Dışı da mumbar olmuş ya. Valla gelin buraya. Tabii. Şuradan yiyin, mumbar yiyin ama dalak da yemeden gitmeyin. Tabii. Bak dün bir İzmir arkadaş geldi. Tamam. Cenaze arabası. Adam dedi ne yiyeceğim falan, dedim gel sana dalak dolması ye dedim. Dalak dolması. Ya dedim, ye dedim, beğenmese ben de ücret almayacağım dedim. Neyse adam bana oturdu, yedirdim. Ya harika bir şeymiş. Hastası ya. Oldu. Eyvallah. Abi ücret deyince, evet. Ücreti ne kadar dalak dolması? 14 lira. Şuradan? Hepsi aynı. Şuradan 14, mumbar 14. Evet. Dalak 14. Kokoreç 14 ama çeyrekler değişik, 9 lira. Çeyrek 9 lira. Fiyatları aldık. Adresi de içeride zaten Koko Dayı vermişti. Artık videonun sonuna geldik. Evet, sağ ol abi. Ellerine kollarına sağlık abim. Ben teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala destek olmak için abone olmayı da unutmayın. Ben işimi seviyorum. Bir de herkesi çok seviyorum. Sen işini seviyorsun. Biz de seni seviyoruz abi. Koko Dayı'yı ziyaret etmeyi unutmayın. Keyifle kalın. Hoşça kalın. Tadım notlarısız, kokoreçsiz, şırdansız kalmayın.